hop. Yaşamaktan korkmayın, haydi gençlik hop hop hop. Bel vuralım, coşalım, haydi gençlik hop hop hop. Bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım. Hop hop hop, hep beraber oynayın. Haydi gençlik hop hop hop, arayalım bulalım. Haydi gençlik hop hop hop, dünyanın varlığını kalbimizde duyalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, her yaştaki gençlere. Haydi gençlik hop hop hop, hep beraber oynayın. Haydi gençlik hop hop hop, arayalım bulalım. Haydi gençlik hop hop hop. Küçük bey kalkmadı mı daha? Hayır efendim, uyuyor. Radyoyu sonuna kadar aç, kapısını yumrukla, merdivenden aşağı tepsi yuvarla demedim mi ben sana? Yaptım efendim, hepsini yaptım. Yaptın abdurbahçesizce, şimdi tam yaptın, kör müsün, dikkat etsene! Özür dilerim, görmedim efendim. Şuna bak, şuna bak! Ay elin kırılsın, iyi mi herif? Adım batsın! Boyun bozsun değil misin inşallah? Defol karşımdan düz taban seni, defol! Efendim! Uşak değil, Allah'ın belası! Şuraya bak! Canım masa örtüsünü bulaşık bezine döndürdü kör olası! Zaten burası ev değil, Darül Acize! Ne kadar zavallı mahlukat varsa bizim eve toplanmış! Ay bıktım vallahi, usandım! Şakir bey, Şakir bey! Sen de kıkır deyip durma orada, zaten asabın bozuk! Anlaşılan sen bugün solundan kalkmışsın! Hiç bile değil, besmeleyi çekip sağımdan kalktım! Beni kızdıran bu evdeki beceriksizlikler ve de senin yumuşaklığın! Bana bak Şakir bey, önce şu suratının rabbiyesini silinmiş, uşak bozuntusunu sebepleyeceksin! Peki hanım, peki, sinirlenmesen! Bir de o bitirim şoförü! Hadi uşağı anladık ama şoförün ne kabahati var hanım! Ne kabahati mi var? Hı, ne herif o, ne hin oğlu hin! Ayol, bizim oğlanı ayartıp baştan çıkaran, ona yardakçılık yapan o değil mi? Günahını alma çocuğum! Hem bana bak Şakir bey, oğlunun çapkınlıklarına, havailiklerine de bir son verdir artık! Anlaşıldı mı? Canım, takma kafana onu! Gençtir, elbette gezecek, eğlenecek! Yo yo, gezmenin, eğlenmenin de bir adabı, erkanı var! Gece yarılarına kadar dandini züppelerle dans, şarkı, fanfinfon! Etrafında bir alay zamane kızı! Hoş gör hanım, hoş gör oğlanı! Genç, yakışıklı, aslan gibi maşallah! Bırak geçsin, tozsun! Hayatın tadını çıkarsın! Sen insanı deli edersin ayol! Kazık kadar adam oldu, bir iş yaptığı yok! Laf dinlemez, meramı anlamaz! Güya nişanlı, kızı taktığı bile yok! Yarın öbür gün elin kızlarının karnını şişirip kapımıza getirmeden... baş göz edelim şunu, belki uslanır o zaman! Olur hanım, olur! Günaydın tontonlarım! Sen doğmuş
karıştı aklım birden. Sen dol mu derken karıştı aklım birden. Rastladım ikinize, yandım ateşinize. Kendimi unutarak takıldım peşinize. Takıldım, takıldım, takıldım peşinize. Birisi haşinerde, biri şefkat aradı. Birisi uysal ama, diğeri tatlıcadır. Diğeri, diğeri, diğeri tatlıcadır. Cevap, öbürü açık sözlü, biri panter bakışlı, diğeri kaplan gözlü. Diğeri, diğeri, diğeri kaplan gözlü. Biri aşkın durağı, biri sevdanın yolu. Birisi hayat dolu. Birisi, birisi, birisi hayat dolu. Dostlarım beraberce yapalım mı bir seçim? Haydi karar verelim. Ama hangisi için? Hangisi, 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 hangisi için? En iyisi mi bizler? Görünüşe kanmayalım. Gerçek sevgi, gerçek dost, gerçek aşk arayalım. Arayalım, arayalım, arayalım gerçek aşkı. Sen no mu derken karıştı aklım birden. Sen no mu derken karıştı aklım birden. Sen no mu derken karıştı aklım birden. Bak kızım, şu yılışmayı bırak artık. Ve de hemen giyinip git. Sonra annem merak eder. Ne o, kovuyor musun beni? Harç bitti, yapı paydos güzelim. Seni seviyorum Erol, seviyorum. Yo kızım, benim kitapta sevgi mevgi lafı yazmıyor. Ya ne yazar senin kitap? Buraya kadar, yaylan bakalım. Aşk olsun, darıldım sana. Bu böyle devam edemez Erol. Ha? Neden nonoş anneciğim? Ne yapıyorum ben sana söylesem? Daha ne yapacaksın ayol? Avarelik sende, el alemin kızlarıyla aşk nefişine sende. Normal anneciğim, o kadarcık da hakkım değil mi yani? Öyle değil mi baba, söylesene. Gördün mü bak, babam nasıl hak veriyor bana? Ya. Bozacının şahidi şıracı. Zaten seni böylesine şımartan, aşırı yüz veren o değil mi? Dinle azizem. Ömür merdivenlerinin son basamaklarına gelmişiz. Allah'a çok şükür sıhhatteyiz, kimseye de muhtaç değiliz. Tek varlığımız oğlumuz, Erol'umuz. Bırak bu delikanlıyla uğraşmayı, iftihar et onunla, övün! Sen adamı deli edersin Şakir Bey! Yaşa babacığım, aslanım benim! Benim tonton anneciğim, öfke bile yakışıyor sana! Şu anladık, güzelliğe, anladık, şu sevinliğe bak hele! Otur da şu meseleyi konuşalım senden! Hangi meseleyi? Hangi mesele olacak?
Emel'in durumunu. Bir şey mi olmuş Emel? Yok acanım! Kız iki göz iki çeşme ağlayıp duruyor. Ne olacak bizim bu halimiz diyor, haklı. Neden anneciğim? Ah, bir de soruyor! Ayol nişanlın değil mi o senin? Evet, evet. Arayıp sorduğum bile yok kızı. Elin şımlıklarıyla gönül eğlendiriyorsun. Bak anneciğim, bir kere ben bu yaşantıdan vazgeçmem. Ah! Sonra, şu Emel denilen kızdan hoşlanmıyorum, zorlama. Ne diye nişanlandın öyleyse? Bilmem. Sana sormalı. Baskı yaptın. Ben de seni kırmamak için evet dedim. Olmaz öyle şey. Evleneceksin Emel'le. İyi kız, güzel kız. Üstelik bize yakışır bir ailenin kızı. Şakir Bey sen de bir şey söylesene, susma! Ne söyleyeyim azizem? Sen bana bir şey bırakmadın ki. Neyse anneciğim, bu meseleyi sonra konuşuruz. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? Bizimkiler geldi, bekletmeyeyim çocukları. Hadi benim tonton anneciğim. Hoşça kal. Eyvallah. Eğlence başlasın mı? Herkes toplandı mı? Herkes hazırlandı mı? Eğlence başlasın mı? Herkes toplandı mı? Herkes hazırlandı mı? Biraz neşe, biraz müzik, işte bunu, bunu gerçek. Biraz gerçek, biraz rüya, işte dünya. Sana bir görev veriyorum. Söyle abiciğim. İleride tek başına oturan kız var ya. Ha abi. Ha. Onun adını, kim olduğunu ve nerede oturduğunu öğreneceksin, tamam mı? Hadi bakalım. Sen merak etme abi. Ne oldu bitirim? Öğrendin mi? Öğrendim abicim, öğrenmez olur mu? İki kızın adı Nilgün'müş. Kimi kimsesi yok, çok da zengin. Annesini babasını bir trafik kazasında kaybetmiş. Ha, şu tepedeki köşkte tek başına yaşıyormuş. Boş ver, orası mühim değil. Abi, kendine son derece güvenen, aşırı gururlu bir kızcağızmış bu, tamam mı abicim? Abi, onu da söyleyeyim, bir de nişanlısı varmış ha. Aferin be bitirim, bugün çok güzel iş başardın ha. Abi, sorma sahip olmasın ama, sen o kızı yani şey bir dalga mı? Buraya nokta koy, fazla derine inme. Hadi bakalım, koyalım, yürü gidiyoruz. Abicim, hatta. Gidelim, gidelim.
Bir bak bakalım şuna. Ne oldu buna be? Hey! Çek şu arabayı yol kenarına be! Bu mereti kullanmasını bilmiyorsan geçme direksiyon başına! Terbiyeli konuşun lütfen! Burası babanızın yeri değil ya! Kör müsün be? Bozuldu işte, onarmaya çalışıyoruz! Pekala, kenara çekilebilirdiniz! Keyfin misin be? Nerede istersem orada yaparım! Ya öyle mi? Öyle ya, ne zannettin? Sedat, bu serseme haddini bildirmek için daha bekleyecek misin? Bana bak Züppe, çeneyi bırakacak mısın yoksa dişlerini avucuna vereyim mi? Senin dilin uzamış, az buçuk cetvele vurmalı onu. Gel bakayım amcana, gel yavrum, gel amcana, gel, gel, gel. Aman, aman, dikkatli vur abicim, şanzımanı da almasın gidiyorsun. Güzel, kolunu kullan hadi. Hiç de güzel okuma bakıyorsun. Bir gel bakayım, gel! Topla gel, sağ yap! Yürü, yürü! Bir daha görmeyelim beyler. Şuralarda! Binaylara bak! Herhalde bu ders onlara yeter abi, nasıl gidiyor? Gidelim mi? Neni var Nilgün? Neden soğuksun bana? Yalnız kalmak istiyorum Sedat. Senin üzüntün benim demektir. Sana yardım etmek istiyorum. Önce kavga etmesini, dayak atmasını öğren. Şu haline bak. İki kişi bir ton dayak yediniz. Ayıp be! Bir de bana yardım etmekten söz ediyorsun. Hem sana bir şey diyeyim mi Sedat? Hoşlanmıyorum senden. Fakat Nilgün, seviyorum seni. Ne yazık ki ben aynı hisleri duymuyorum. Tam tersi. Rica ederim beni rahat bırak Sedat. Canım sıkılıyor. Hop! Dikkat! Dikkat et, düşeceksin! Dikkat! Diğerinize bir şey olmadı ya! Ayağım! Çok acıyor! Tamam, işte bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eksik olma evlat. Hanım bize kahve yapsana. Olur bey. Zahmet etmeyin ne olur. Hemen gitmem gerek. Gidersin canım, acelen ne? Seni buralarda daha önce hiç görmedim delikanlı. Nerede oturuyorsun, adın ne? Adım Erol. Ne iş yaparsın sen evlat? Ben mi bey amca? Bırak şu resmiyeti canım, Kadir Baba de bana, herkes öyle de! Pekala Kadir babacığım, öyle olsun. Elimden hiçbir iş kurtulmaz ama... Ama mı? Aması ne? Doğru dürüst bir işim yok. Senin anlayacağın, boş gezinin boş kalfasıyım. Neden ama, iş mi yok? Şanssızlık işte Kadir Baba. Şoförlükten tamirciliğe, büfecilikten... Küfeciliğe kadar her işi yaparız ama yine de boştayız, ne yapayım şansım yok! Üzülme be evlat, bulursun elbet, Allah büyüktür! Bana müsaade! Dur oğlum, seni arasak nerede buluruz? Olur ha, bakarsın bir iş filan çıkar da! Ali'nin kahvesine bir haber bıraktın mı, nerede olursam şıp diye bulur beni! Al asmaldık babacığım! Dur, kahve geliyor! Bir dahaki sefere babacığım, alacağım olsun! Güle güle!
yaprak düştü dalından. O eşsiz güzelliğine hasretim artık her zaman. Sevdim seni çiçek çiçek, gönlü doldum petek petek. İster acı ister tatlı, içimde bu aşk tütecek. Ağlıyorum, 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 ağlıyorum. Tut ellerimden bırakma, beni hasretinle yakma. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarın, hiç ayrılmayalım. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarın, olur hiç ayrılmayalım. Hadi beyefendiyi bekleyelim, haber gönderelim. Dinle Emel, benim de konuşacaklarım var seninle. İyi oldu gelmen. Seninle nişanlıyız. Fakat biliyorsun, gereksiz bir yüzük takma bu. Ne demek istiyorsun? Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Hiçbir zaman bağdaşamayız. Neden? Niçin? Bunu sen de biliyorsun. Ama yine de soruyorsun işte. Biz mutlu olamayız Emel. Bir son verelim bu anlamsız nişanlılığa. Fakat Erol, bütün bunlar... Evet Emel, tüm bunlar gerçek. Ve de senin mutluluğunla ilgili. Güzelsin, iyisin, seni seven ve senin sevebileceğin biriyle hayatını birleştirmelisin. Benimle değil. Benimle değil. Çünkü seni sevemem ben. Anlıyorum. Bir başkası aldı benim yerimi. Belki. Fakat şunu bil ki, senin mutlu olmanı istiyorum. Sen mutlu olursan bu yeter bana. Farkındayım zaten. Son zamanlarda çok değiştin. Durgunlaştın adeta. Ortalıkta görünmez oldun. Demek seni böylesine değiştiren, benden koparan bir aşktı. Sorma bana bir şey. Al bunu. Mutlu. Başla lütfen. Yahya! Buyur küçük hanım. Araba arızalandı. Bana çok acele bir şoför bul, tamirden de anlasın. Baş üstüne küçük hanım, öyle birini tanıyorum zaten, hemen haber veririm. İşte böyle evlat, tamirattan da anlayan bir şoför bul deyince hemen sana koştum. Sağ ol Kadir baba, yarın sabah ben... Yo, hemen şimdi! Araba bozuk, yolda kalmış, hadi gidelim hadi! Pekala Kadir baba, hadi. Dediğin gibi olsun, yürü gidelim. Tabii! Yaş günüm dedim ya şekerim! Evet! Bizim köşkte kutlarız. Sen aileye de haber verir misin Betülcüğüm? Elbette! Hepsini davet ettim. Bekliyorum ha! Mazeret kabul etme. Güle güle. Ne var Kahya? Şoför bul demiştiniz ya küçük hanım, buldum birini. Tamirden de anlıyor. Çalıştırdı arabayı. İyi bir genç. Peki Kahya, teşekkür ederim. Ücretini filan sen konuş, hallet. Başlasın çalışmaya. Olur küçük hanım, başladı zaten. Öteki iş ne oldu Kahya? Yarın onu da halledeceğim kızım. Yalnız baba yadigarıdır orası. Satmasanız. Satmam gerekli Kahya. Anlamıyor musun beni? Para lazım. Müzik
Para lazım dedi. Su gibi para harcıyor evlat. Beğenmiyorum gidişatını. Satacak mısın o daireyi? Malunum sat dediğine göre. Çok yazık oluyor. Şişli'de bir dükkan vardı, onu da sattık. Küçük hanımı yola getirmek gerek Kadir baba. Haklısın evlat. Anasının babasının acısını unutsun diye yapıyor ama... ...yakında köşkü de satılığa çıkaracak. Bir akrabam o semtte daire arıyordu Kadir baba. İstersen temas edeyim ha? Daire yabancıya gitmemiş olur. Tabii evlat, tabii. Yahya! Küçük hanımın sesi bu. Beni çağırıyor, müsaadenle. Buyur küçük hanım. Yeni gelen şoför nerede? İçeride müşteri attı hanımefendi. Söyle arabayı hazırlasın. Emirgan'daki bir arkadaşıma gideceğim. Olur, söylerim küçük hanım. İmreniyorum sana Nilgün abla. İmreniyor musun? Neden? Neyime? Her şeyine. Zenginliğine, çevrene, yaşantına. Deli kız. İmrenecek nem var benim. Ah! Keşke ben de senin gibi olabilsem. Dilediğince yaşıyorsun. Seviyorsun, seviliyorsun. Danslar, partiler... ...en güzel giysiler. Yeterli değil ki mutlu olmaya. Aa! Mutlu değil misin sen? Değilim Zuhal. Gerçekten mutsuzum. Zenginlik ve böylesine bir yaşantı... ...mutluluk getirmez ki insana. Ya! Ne gerekli mutlu olmak için? Aşk! Bunu vakti gelince sen de anlayacaksın. Gitmem lazım, hoşça kal. Adınız ne sizin? Benim mi? Erol. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Ağır olun biraz. Merak buyurma hanım abla, gözü kapalı direksiyon sallarım buralarda evvelallah. Durun bakayım. Sizi gözüm ısırıyor bir yerde. Aman ısırmasın, fena olurum sonra. Yüzünüzü bana çevirin biraz. Mümkün yok küçük hanım, zira trafik kurallarına aykırıdır. Yüzünüzü bana çevirin diyorum. Duymuyor musunuz? Evet, sizi tanıdım. Siz osunuz. Aşağı inin, kovuldunuz. Söylediklerimi işitmediniz mi? Neden böylesiniz siz küçük hanım? Aşırı bencil, çevrenin etkisiyle kendine sonsuz güveni olan... ...ve son derece şımarık. Siz de terbiyesiz ve küstah! Eğer bunları bir başkası bana söylemiş olsaydı ne yapardım biliyor musunuz? Evet, söyleyin bakalım ne yaparmışsınız? Dayak atmazdım. Elini kolunu bağlar, karşısına geçer... ...o şımarığa güzel bir ders verirdim. Gevezeliği bırakın da artık gidelim, geç kalıyorum. Şu kotrayı çok beğendim. Ne kadar güzel! Neden almıyorsunuz? Alamaz mıyım yani? Siz paranızla her şeye sahip olacağınızı sanıyorsunuz. Elbette! Param var. Zenginim. Dilediğim her şeye sahip olabilirim. Bu kotraya sahip olacağınızı sanmıyorum. Çünkü onu almaya gücünüz yetmez. Yetmez mi? Görürsün sen. Kaptan, biraz bakar mısın? Buyurun küçük hanım. Bu kotra kimin kaptan? Satın almak istiyorum onu. Sahibi Avrupa'da. Satacağını da sanmam. Çünkü baba yadigarıdır küçük hanım.
Ben size demedim mi? Değeri neyse fazlasıyla vereceğim kaptan. Hem sizin de emeğinizi mükafatlandırırım. Söyledim küçük hanım. Milyon verseniz beyefendi kotrasını satmaz. Fakat madem istiyorsunuz, kendisine bir yazayım. İyi olur kaptan. Bu kotraya mutlaka sahip olmak istiyorum. Rüzgarlı Tepe 25 numarada oturuyorum. Oradan arayın lütfen. Şahsen tanırım sizi küçük hanım. Beyefendiden gelecek cevabı size iletirim. Teşekkür ederim kaptan. Gördünüz mü? Bir kez daha yenilgiye uğradınız. Söylüyorum size, çoğu zaman para bir işe yaramaz. Yeter! Dinlemek istemiyorum sizi. İnşallah bu öfkeyle kaza filan yapmazsın. Merak etmeyin. En az sizin kadar araba kullanmasını bilirim. Öyle olsun. Neredesin ya? Nerelerdesin ha? Seni gören acı mı olur hocam, anladın mı? Hayrola bitirim? Fevkaladenin ötesinde de bir durum vaziyeti mi var ha? Var ya, var ya. Madde bir, valdanım bozuk atıyor. Bir yapma. Eline geçsen seni çiğ çiğ çekmiş. Sonra? Madde iki, peder bey 3 gündür senin yüzünü göremediğinden gazeteye ilan verecekmiş. Bu işin gırgırı abi ama, peder bey hastaymış. Deme be, ya. Üzüldüm. Madde 3, şu son günlerde seni hepten dağıttın ha. Ciğerimize ateş düştü bir kere. Yandık, mahvolduk. Ne konuşuyorsun sen? Abi, bildiğin gibi değil. Bu kız çok uğraştıracak beni, çok huysuz. Benim bildiğim Erol abi, en huysuz kızı bile hizaya getirir. Şaşıyorum sana be abi. Peşinde ondan daha neşeli yavrular var. Sen hala tutmuşsun onunla işe. Başından geçmediği için bilmezsin. Ama bu kızı yola getirmesini bilirim ben. İnşallah. Katiyen gelemem şeker. Bilmem ki. Bir sıkıntı var içimde. Dinle Selmacığım. Bir dakika canım. Nilgün abla, dışarıda biri var, seni görmek istiyor. Selmacığım, ben seni sonra ararım. Tabii. Hadi güle güle canım. Kimmiş? Kaptan kıyafetli bir adam. Ne diyorsun Zal? Kaptan geldi demek ki. Hoş geldin kaptan, niçin girmedin içeri, buyursana. Üzülerek belirteyim ki satmıyor. Söylemiştim zaten size. Baba yadigarıdır o kotra, fakat... Evet kaptan. Beyefendi diyor ki, küçük hanım madem ki kotrayı çok sevdi... ...ne zaman arzu ederse kotra emrinde mi diyor. Ne diyorsun kaptan, sahi mi?
Demek istediğim zaman Kotra'yı verecek bana. Evet küçük hanım, Kotra her zaman emrinizde. Keşke bir gün önce gelseydin. Yarınki partimi orada verirdim. Burada. Kim davet etti? Ben! Ben gittim, kusura bakmayın Nilgün abla! Her şeye kızmayın, yüzünüzü artmak hiç yakışmıyor size! Ne demek oluyor bu? Kızma ne olur ablacığım! Onun da gelmesini arzu ettim de! Hem eğlencemize renk katar! O kadar güzel sesi var ki! Üstelik gitar da çalıyor! Hadi Erol abi, gel! Gel de coştur burayı! Hey! Durun, durun biraz! Şimdi sizlere Erol abi bir şarkı söyleyecek! Tamam, oldu, oldu, tamam! Yalnız bir şartım var, hep beraber söyleyeceğiz, hazır mıyız? Hazırız! Teşekkürler, teşekkürler. Ne var Nilgün, neşesizsin. Ben de sana öyle gelmiştir. Biliyor musun, iki gün sonra ablamın doğum günü var. Sahi mi? Elbette. Köşkte bir parti vereceğiz. Erol Bey de davetli olacak. Gelirsiniz değil mi?
Geleceğini sanmam. Çünkü bir parti adabını bilmediği gibi kıyafeti de yokmuş. Neden öyle diyorsun? Davetinize teşekkür ederim. Mutlaka geleceğim. Bilmem ki. Gidebilmem için iki önemli sorun var. Neymiş onlar? Birincisi, annemle babam izin verirlerse. Canım, Kadir babaya ben rica ederim, izin verir. İkinci sorun neymiş bakalım? O daha önemli. Partide giyecek elbisem yok ki. Üzüldüğün şeye bak, onun da bir çaresini buluruz. Seviyorum Erol'u. Bir gün görmesem yapamıyorum. Rüyalarımın erkeği o benim. Bu gece o da gelecekti partiye. Dans edecektik. Ah, ama maalesef o partiye giyebilecek bir elbisem yok. Yatıyor muydun Zuhal kızım? Yok, uzanmıştım biraz. O elindeki ne öyle anne? Seninmiş, bahçıvan getirdi. Şöyle ucundan baktım, güzel bir gece elbisesi. Gece elbisesi mi dedin anne? Evet. Bu ne güzel elbise böyle anne! Çok da pahalı olmalı. Nasıl? Yakıştı mı bana? Tabii yavrum, kraliçeler gibi oldum. İyi ama kim gönderdi bunu? Kim olacak? Nilgün ablan göndermiştir muhakkak. Sahi hiç düşünmemiştim. Tabii! Gidip teşekkür edeyim ona. Yok canım, ne acelesi var, nasıl olsa göreceksin kızım. Gelmedi. Ben söylemiştim. Üstüne giyecek doğru düz bir ceketi bile yok. Canım hiçbir şey yapamazsa bir arkadaşından alır. Onun arkadaşı falan yok. Bir dakika müsaadenizle. Geldiniz Erol Bey, gelmeyeceksiniz diye üzülüyordunuz. Ah, biz verdiğimiz sözü tutarız. Biricik varlığım Leyla. Leyla'cığım, bu da Selma Hanım. Hoş geldiniz efendim. Bu da arkadaşım Selim. Zuhal'i tanırsınız herhalde. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hanımefendi. Can't we just sit down? Let's go to the
çocuklar, bir dakika, bir teklifim var. Şimdi dansı bırakıp Erol Bey'den bir şarkı rica edelim. Dans ediyor. Özür dilerim, kusura bakma. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Abi. Hadi. Yaşamalı bu evende gönlümce, sevince, kime ne, neye yarar hayat boşa geçince. Varsın ya dünyada, ne kadarcık ömrümüz var şurada. Ye iç gez, neşelen, herkes ersin en sonunda murada. Derdi kederi bir yana atınca, kavgasız gürültüsüz yaşamalı. Herkes el ele birlikte olunca, yaşamanın zevklerine bakmalı. El ele birlikte yaşamalı bu evrende gönlünce. Sevince kime ne, neye yarar hayat boşa geçince. Varsın ya dünyada, ne kadarcık ömrümüz var şurada. Ye iç gez, neşelen, herkes ersin en sonunda murada. Neden ağlar şu insanlar boşuna, yazık boşa akan gözyaşlarına. Kim gidecek, kim kalacak belli mi, kimse kalmaz bu kısacık hayatta. El ele birlikte yaşamalı bu evrende gönlünce, sevince. Kime ne, neye yarar hayat boşa geçince. Varsın ya dünyada, ne kadarcık ömrümüz var şurada. Ye iç gez, neşelen, herkes ersin en sonunda murada. El ele birlikte yaşamalı bu evende gönlünce, sevince. Teşekkürler. Gelin, gelin. Teşekkürler arkadaşlar. İlginize çok çok teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi hep beraber dans ediyoruz. Hadi. Edelim hanımefendi. Hayır, başım dönüyor. Lütfen beni yukarı götürür müsün? Anlaşılan içkiyi fazla kaçırdınız siz. Evet, içtim, sarhoş oldum. Buna ne gerek vardı sanki? Soruyor bir de. Lütfen beni yukarı götür, uzanmak istiyorum. Pekala, sarılın bana bakayım. Başım dönüyor. Dinlenin biraz, ben size bir şeyler getireyim. Nasıl oldunuz? Açıldınız mı biraz? Kimdi o yanındaki kadın? Cevap ver! Kimdi o sokak şırfıntısı? Dil uzatma ona! Uzatamazsın! Vurdun bana! O bir hanımefendi! Belki senin kadar zengin değil! Ama senden asil! Senden değerli! Demek benden değerli. Şüphen olmasın. Benim için hayatta en değerli varlık o. Demek çok değerli.
Al! Hepsini al! Senin olsun! Çekle beraber! Ne duruyorsun, alsana! Neden veriyorsun bunları bana? Al ve o kadını terk et! Yani şimdi... Bu para karşılığı onu terk edip senin olmamı istiyorsun. Evet! Yazık! Çok azmış değerin! Bu kadarcık paraya satıyorsun kendini! Anlamadın mı daha sersem? Seviyorum seni! Seviyorum! Seviyorum! Nilgün nerede? Çok içmişti. Başına bir şey gelmiş olmasın? Az önce Erol'la yukarı çıkmışlardı. Ya. Kovuldum. Hakkını helal et Kadir baba. Yerden göğe dek helal olsun evlat. Erol be! Küçük hanımla bir de ben konuşsam belki yani... Gereği yok Kadir baba, hoşça kal. Bak şimdi Erol abi, beni iyi seyret, anladın mı? Bu hepsini karıştırma bitireyim mi? Şey Kadir'in dolusunu zaten! Ooo Kadir baba, buyur hoş geldin! Hoş geldin Kadir babacığım, kurtardın Erol abi. Fazla vaktim yok evlat, sana bir şey danışmaya geldim de. Bak şimdi, kemik yani oğlum... Mutlu oğlum bitireyim, sonra devam ederiz, tamam mı? Pekala abi, vatan sağ olsun, hadi konuşun bakalım. Anlat bakalım. Buyur Kadir baba, derdin ne? Bizim küçük hanım. Ne olmuş küçük hanıma? Para pul dayanmıyor evlat. Tutturmuş şimdi de Silivri'deki araziyi sat diyor. Hı. Baştan kara desene. Hem nasıl? Kala kala o araziyle köşk kaldı. Çok kötüye gidiyor. Benim sana yardımım ne olabilir Kadir baba? Bilmem, şu Silivri'deki araziyi... Hani diyorum, o tanıdığın zengin iş adamı var ya, onunla bir konuşsan da... Anlıyorum Kadir baba, merak etme sen. Sağ ol. Yalnız Silivri'nin neresinde, kaç dönüm? Dur bak, sorduklarının tümü... ...bu zarfın içinde evlat. Tapuda, çapta, parada, burada. Merak etme, parayı getiririm sana. Eksik olma evlat, sen de olmasan... Ayıp ettin baba, canım feda sana. Bana az mı iyilik ettin, çok yardım ettin. Hadi eyvallah, hoşça kalın. Güle güle. Allah'a ısmarladık Selim Bey oğlum. Güle güle Kadir babacığım, sen hiç merak etme. Erol abicim her şeyi regulasına koyar. Sağ olun. Hadi siz oyununuza devam edin. Hadi sen de baba. Rahat rahat uyu. Evet, nerede kalmıştık? Dur bakalım yavrum, sıra bende. Hadi bakalım evlisi abi. Yok. Al kızım, eksik çıkmasın. Bir defa da sen say. Tamamdır Kahya, saymaya lüzum yok. Sana itimadım sonsuzdur. Kala kala bir bu köşk kaldı. Onu da satıyorum Kahya. Nasıl? Köşkü de satacak mısınız? Evet Kahya, satacağım. Sen hemen köşkün kapısına satılıktır lavhasını asıver Kahya. Gazeteye de ilan ver. İyi ama Nilgün Hanım kızım... Öyle istiyorum Kahya. İzmir'e gideceğim. Üvey halamın yanına. Neden ama, niçin? Sevmiyorum artık burayı. Buradaki insanları... ...çevremdekileri... ...iğreniyorum hepsinden. Yazık, üzüldüm buna. Babanızdan kalan tek hatıraydı. Satıştan belirli bir miktar para vereceğim size. Ne de olsa emeğiniz geçmiştir Kahya. Yok kızım, bizi düşünme sen. Dediğim gibi, kapıya satılıktır lavhasını asıver Kahyacığım. Olur. Hayrola Kadir baba? Köşkü de mi satılığa çıkardı en sonunda? Sorma evlat! Çok ısrar ettim satma diye ama dinlemedim. Gidecekmiş. Gidecek miymiş? Nereye? İzmir'e, halasının yanına. Bir tuhaf oldu son günlerde evlat. Durmadan ağlıyor, her şeyi kırıyor.
Eskiden hiç böyle değildi. Kim bilir ne cehenneme gitmiştir. Az önce buradaydı, gördüm onu efendim. Geç kalıyorum hanım, işim de acele. Bir taksiye atlayıp giderim gelince. Gelince o adı batasıcıyı koyacaksın, tamam mı Şakir Bey? Ah, al işte geliyorlar. Merhaba! Ne o tontonlarım? Bizi mi merak ediyordunuz? Geldik işte! İyi ki geldiniz! Neredesiniz ayol, babanla? Kusura bakma babacığım, çok önemli bir meseleyi hallettik de... Bitirim hemen seni götürsün, hadi! Seni gidi adı batasıca seni! Hem oğlumu baştan çıkar, hem de... Durun canım, ne yapıyorsunuz? Durun, durun! Bitirim sen hemen gazla, babamı fabrikaya götür, hadi! Sinirlenme anneciğim! Sinirlenme! İstemiyorum, hayır! Sinirlenme diyorum sana! Hayır! Konuşma benimle! Baksana, neler anlatacağım benim güzel anneciğim! Ay, dinlemek istemiyorum, seni zorla değil ya! Şeker anneciğim, gel bakalım neler oldu! Buyurun hanımefendi, kime baktınız? Satılık mı bu köşk? Evet, satılık. Kimindir kuzum burası? Rahmetli Esat Bey'in. Eşiyle bir trafik kazasında öldüler, kızlarına kaldı. Evet, satın almak istiyorum bu köşkü. Kiminle konuşacağım? Bir dakika. Buyurun, avukatlarının kartı. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim, güle güle. Rica ederim Sedat, fazla uzatma! Kararımı verdim bir kez. Ne gerek var bunlara? Fakülteyi bitirdim işte, ticarete atılırım, evleniriz. Hayır Sedat! Seni buraya çağırmamın nedeni... işte buydu. Al! Aramızda hiçbir şey kalmadı. Bu da ne demek oluyor Nilgün? Şaka yapıyorsun. Hayır, çok ciddiyim. Alsana! Zaten sevemedim seni. Hem biliyorsun... babamın ısrarı üzerine nişanlanmıştım seninle. Fakat Nilgün... Beni anlamaya çalış ne olur Sedat. Çok denedim, olmadı. Mutlu olmak için sevgi gerekli, aşk gerekli. Oysa sevmiyorum seni, beni anla! Son sözün bu mu Nilgün? Evet. Pekala Nilgün. Oysa çok seviyordum seni. Mutlu edecektim. Yine de mutlu olman dilerim. Hoşça kal. Güle güle. Delisin sen. Kör olayım, aklını oynatmışsın ayol. Beni anlamaya çalış anneciğim, lütfen. Bu sıralar çok yoruldum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Taş mı taşıdın sırtında? Söyle bakayım, nereye gidecekmişsin? Ben de bilmiyorum tonton. Kotra ile uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bak ben... Hiç konuşma! İtiraz etmeye kalkma, bilirsin kafama koyduğum şeyi yaparım ben. Bitirimi de götürüyorum. Aman götür, götür o adlı batasıcıyı. Zaten bir faydası yok ki. Hadi tonton, şimdilik hoşça kal. Ver bakayım o güzel yanağından bir buse bana. Duanı benden isteyeceğim, olur mu? Güle güle! Allah akıl fikir versin! Amin, amin! Bu köşkü satın aldım. Evet hanımefendi. Siz gene eskisi gibi görevinize devam edebilirsiniz. Ücretinizi de arttırdım. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Kahya! Küçük hanıma söyle, köşkü satın aldım ama dilediği gibi oturabilir burada. Eksik olmayın hanımefendi ama sanmıyorum otursun. Niçin Kahya? İzmir'e gidecekmiş halasının yanına, hazırlandı bile. Sen gene bir söyle, hem tanışmak isterdim kendileriyle. Hay hay efendim, şimdi haber veririm. Ne var Kahya? Şey küçük hanım...
Bu köşkü satın alan hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Nerede? Dışarıda. Hem diyor ki... Ne diyor? Köşkü satın aldım ama... ...küçük hanım dilediği kadar oturabilir diyor. Çünkü ben oturmayacağım diyor. Eksik olmasın. Fakat ben gidiyorum Kahya, İzmir'e gidiyorum. Daha ne istiyorsunuz? Söyleyin, ne istiyorsunuz benden? Satılacak bir şeyim kalmadı artık. Yardım etmek istiyorum size, elimden geldiğince. Siz bana yardım edemezsiniz. İşte ona gücünüz yetmez. Sakin olun lütfen. Bir de sükunet tavsiye ediyorsunuz. Nedir bu başıma gelenler yarabbi? Nilgün Hanım, dinleyin beni. Hayır, istemiyorum. İğreniyorum sizden de, ötekilerden de. Hepinizden! Anlıyor musunuz hepinizden? Neden ama, niçin? Bitirim, elini çabuk tut, yolcu yolunda gerek. Tamam abicim, merak etme sen, her şey hazır. Hadi bakalım, ben motoru çalıştırayım, sen de ufak ufak demir al. Emredersin kaptan. İşte böyle şekerim. Ben zannettiğin gibi malını mülkünü elinden almadım. Erol'un ablasıyım. Sahi mi söylüyorsunuz? Tabii ablasıyım. Nişanlısı da kardeşimizdi. Seni yola getirmek için bu oyunu oynadı Erol sana. O da seviyordu seni. Demek o da seviyordu beni. Peki neden dalıma bastı hep? Niçin gerek gördü bunlara? Çünkü çevren değiştirmişti seni. Bir bunalım içindeydin. Gözün hiç, ama hiçbir şeyi görmüyordu. Seviyordun Erol'u. Evet ablacığım, seviyordum onu. İlk gördüğüm, tanıdığım günden beri. Peki şimdi nerede Erol? Söyle abla. Hareket etmek üzere, sahilde. O da seni. Aşkı uğruna şoför olarak girdi yanına. Sattığın araziyi, katları, hatta bu köşkü o satın aldı. Aslında alır göründü, parasını verdi. Her şey gene senin. İşte bak. Her şey senin üzerine. Neler söylüyorsun ablacığım? Ya o kotra? Kotra da onundu. Senin anlayacağın hepsi, her şey bir oyundu. Tamam mıyız, bitirim? Eksik Ziyade abicim, gazla da alalım voltamızı ha? Hadi öyleyse gidiyoruz. Kaptan! Ne olur, beni de al. Canım sevgilim benim. Sevgilim. Kusura bakma abim, meşgul olduğunuzu bilmiyorduk. Vay vay vay! Ne yapalım abi, hoş görün, bizim de kısmetimiz böyleymiş. Tamam mı? Harika! Geç bakalım dümen başına bitirim, tam gaz gidiyoruz. Nereye abi? Balayına oğlum, balayına! Bay üstüne! La la la.
başlayın. Haydi gençlik hop hop hop, yaşamaktan korkmayın. Haydi gençlik hop hop hop, el vuralım coşalım. Haydi gençlik hop hop hop, bu şarkıyı söyleyip mutluluğa koşalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, her yaştaki gençlere, bizden selam sizlere. La 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 la. Haydi gençlik hop hop hop, hep beraber oynayın. Haydi gençlik hop hop hop, arayalım bulalım. Haydi gençlik hop hop hop, dünyanın varlığını kalbimizde duyalım. Seslenelim göklere, dağlara, denizlere, her yaştaki gençlere.